Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bomba bir tarif ile geldim. Ve üstelik yapımı 10 dakika sürüyor. 10 dakika içerisinde yapabileceğiniz harika, pratik ve lezzetli bir tarif. Karamel soslu yalancı tavuk göğsü tarifi. Tarifimizin yapımına geçelim. Öncelikle derin bir tencerenin içerisine 125 gram tereyağı veya margarin alıp eritelim. Yağımız eridikten sonra bir su bardağı un ekleyelim. Bardak ölçüm 200 milimdir. Yağ ve unu 2-3 dakika boyunca bu şekilde karıştırarak kavuralım. 3 dakikadan fazla kavurmayalım. Eğer çok fazla kavurursanız tavuk göğsünüzün rengi koyu olur. Unumuzu 3 dakika kavurduktan sonra içerisine 1 litre süt ekleyelim ve sürekli çırpma teli ile karıştırmaya devam edelim. Bu esnada bir su bardağı toz şeker ekleyelim. Bardak ölçüm 200 milimdir. Burada size çok önemli bir püf noktası belirtmek istiyorum. Muhallebimizi kaynatırken kesinlikle sürekli karıştıralım. Dip tutmaması için. Ve tavuk göğsümüz kaynadı. Gördüğünüz gibi pürüzsüz muhteşem bir kıvam oluştu. Şimdi tenceremizi ocaktan alalım. Mikser ile 5 dakika boyunca çırpalım. Tavuk göğsümüzü 5 dakika çırptıktan sonra bir borcamın içerisine boşaltalım. Ben dikdörtgen borcam kullandım. Siz eğer biraz daha kalın olmasını istiyorsanız daha küçük ebatta bir borcamda kullanabilirsiniz. Her tarafa eşit bir şekilde yaydıktan sonra dinlenmeye bırakalım ve bu esnada karamel sosumuzu hazırlayalım. Ve karamel sosumuzu hazırlayalım. Küçük bir tencerenin içerisine bir su bardağı şeker, bardak ölçüm 200 milimdir. Sürekli karıştırarak karamelize olmasını sağlayalım. Şeker ilk başta sertleşecek. Sertleştiği zaman kaşığın tersiyle sürekli ezerek karıştıralım. Karıştırmazsanız eğer bir kısmı yanık olur o zaman da karamelinizde acı bir tat oluşur. Şeker tamamen eriyip karamel rengi aldıktan sonra 50 gram tereyağı ekleyelim. Tereyağını da sürekli karıştırarak eritelim. Tereyağı eridikten sonra üzerine bir su bardağı süt ekleyelim. Bardak ölçüm 200 milimdir. Sütü ilk eklediğimiz zaman şekerde bir sertleşme olacak korkmayın. Sürekli karıştırarak şekerimizi eritelim. Eridikten sonra küçük bir kasenin içerisine 2 tatlı kaşığı tepeleme buğday nişastası kullandım. Mısır nişastası da kullanabilirsiniz. Üzerine 1,5 yemek kaşığı su ekleyelim ve bu şekilde nişastayı çözelim. Nişasta çözüldükten sonra karamelin içerisine ekleyelim. Hızlıca karıştıralım. Ve 5 dakika kaynadıktan sonra karamel sosumuz hazır. Karamel sosumuz sıcakken önceden hazırlamış olduğumuz tavuk göğsünün üzerine yayalım. Bir kaşık veya spatula yardımıyla karameli tepsinin her tarafına eşit bir şekilde yayalım. Ve sonra yaklaşık 2 saat boyunca dinlendirelim. Karamelli yalancı tavuk göğsü tatlımız artık servise hazır. Dilerseniz dilimleyerek de servis edebilirsiniz. Veya benim gibi bu şekilde kaşıkla servis tabağına alabilirsiniz. Ben bu tatlıda hazırlamış olduğum karamel sosla nişasta kullandım. Ama diğer pastalarda kullanabileceğiniz karamel tarifinin linkini yukarıya bırakıyorum. Ve üstelik krema kullanmadan yaptım. Karamel soslu yalancı tavuk göğsü tatlımızı Servis tabağına aldıktan sonra üzerine antep fıstığı ile süsleyelim. Dilerseniz fındık, ceviz veya sade de tüketebilirsiniz. Şimdi sizlere dokusunu göstermek istiyorum. Ağzınızda eriyecek harika bir lezzet oldu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz eğer kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Lütfen hoşçakalın.